İttihatçılar bu 12 adayı siz idare edin bize vermeyin dediler. Ben tarihte böyle bir acziyet hayatta görmedim. Biz idare edemeyiz diyerek ilgilenemeyiz diyerek İtalyanlara teslim etmek. Peki nesini? Yani şimdilik sizde dursun. Tapusu benim. Nasıl oluyor bu teslimiyet? Tapusu benim. Ne zamana kadar benim? Lozan'a kadar benim. İşte Lozan'da İsmet İnönü tapusunu da devretti İtalyanlara ve verdi. Bizden çıktı. İlvar Ortaylı neye göre söylüyor anlamıyorum. Lozan'la ilgisi yok derken. Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Deniz üstünde yürürüz, düşmanı arar buluruz. Öcümüz komaz alırız, bize hayret dinli derler. Evet Barbaros Hayrettin Paşa Leventleri ve yetiştirdikleri Akdeniz'i Türk Gölü yaptıklarında işte böyle seslenerek gidiyorlardı. Geziyorlardı, düşmanı buluyorlardı, imha ediyorlardı. Bugün Oruç Reis, Kemal Reis, Barbaros gemileri de geziyor Akdeniz'de. Evet isimleri geziyor. İnşallah ruhları da orada. Cenab-ı Hak muzafferiyet versin donanmamıza her zaman mansur eylesin muzaffer eylesin. Akdeniz'de sıkıntılı günler yaşıyoruz. Evet gerçekten bu günler kolay günler değil. Zor günler, birlik ve beraberlik günleri. Çünkü düşman aman vermek istemiyor. Fırsat vermek istemiyor ve hep bizim aleyhimize olarak hareket ediyor. Elbette durmak susmak, cevap vermemek, karşı durmamak, geri çekilmek bugün değilse bile yarın evlatlarımız için en acımasız, en felaket yılları olur. Onun için devletimiz duruşunu tam manasıyla göstermeli, haklarını korumalı ve gözetmeli. Bunu yapıyoruz. Evet, sıkıntıların kaynağına şöyle geri döndüğümüz zaman neleri göreceğiz? Bazen Hani bazı anlaşmalar dokunulmaz olmaz. Eksikleri, hataları her zaman görmeli. Lozan'da işte bugün Akdeniz'deki sıkıntıların kaynağını Lozan olarak görüyoruz. Bakınız Lozan'da 12 adalar dediğimiz ki bu sisteminden itibaren söylenir. Aslında 20'den fazla adadır irili ufaklı. Bunların hepsi Lozan'da İtalyanlara bırakıldı. Bazıları ki İlber Ortaylı da dahil, İlber Ortaylı da dahil bunların çok önce bırakıldığını söylüyor. Ta Uşi Anlaşması'na doğru gidiyorlar. Uşi Anlaşması'nda biz İtalyanlara Trabluskarp'ı verdik. Koskoca bir kıtayı verdik. O gün anlaşmada 12 adalar bizimdi. Bu sırada Balkanlarda sıkıntılar çıkınca ittihatçılar bu 12 adayı siz idare edin bize vermeyin dediler. Ben tarihte böyle bir acziyet hayatta görmedim. Biz idare edemeyiz diyerek, ilgilenemeyiz diyerek İtalyanlara teslim etmek. Peki nesini? Yani şimdilik sizde dursun, tapusu benim. Nasıl oluyor bu teslimiyet? Tapusu benim. Ne zamana kadar benim? Lozan'a kadar benim. İşte Lozan'da İsmet İnönü tapusunu da devretti İtalyanlara ve verdi. Bizden çıktı. İlvar Ortaylı neye göre söylüyor anlamıyorum. Lozan'la ilgisi yok derken. Buraya kadar tamam. Yunanlıların ne zaman oldu? Evet. Aradan zaman geçti. İkinci Cihan Harbi. İkinci Cihan Harbi İtalyanlar için de bir felaket oldu. Ve İtalyanlar buradan çıkarken kime bırakacağını bilemedi. Kime devredecek? İşte bu karışıklıklar esnasında bizi de masaya çağırdılar. Biz burayı sizlerden aldık. Gelin siz de buraya dahil olun ve bunun bir kısmını alın. Evet aynı ittihatçı kafası İsmet İnönü bir kez daha devrede. Biz adalarla falan ilgilenmeyiz. Gitmedi masaya, görüşmeye oturmadı ve bütün adaların Yunanistan'a 500 kilometre uzaklıkta Türkiye'nin burnunun ucundaki adaları Yunanlılara teslim etti. Masaya dahi oturmadı. Hani oturursun, mücadele edersin, bütün dünya üzerime yüklendi dersin Anlamaya çalışalım. Fakat masaya dahi gitmeden bırakmak ne mana ifade eder? İşte bugünkü sıkıntıların kaynağı orasıdır. Şimdi Yunanistan haksız bir tarzda adaların da kıta sahanlığı var diyerek bütün Akdeniz'i kendi mülkü ilan etmek istiyor. Mısır'la anlaşmalar yapıyor. Dikkat edin işte Mısır kimin emrinde, kimin sözüyle hareket ediyor. Buradan görelim. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşmalar yapıyor. Yani bakın her türlü adımları bir bir atmaya çalışıyor. İşte burada haklarını savunacaksın. Yıllarca 12 mil tartışması. Yıllarca yapıldı bu. Seni tamamen denize çıkamayacak hale getirmekti o. E biz de 6 mili hep savunduk. Bugün de gerek Libya ile yaptığımız anlaşmayla, gerek Akdeniz'de faaliyetlerimizle Hayır kardeşim ben buradayım ve haklarımı asla sana yedirmiyorum. İşte Navtex ilanı da bunun bu hakları savunduğun dünyaya ilanıdır. Navtex ilan ediyorsun 10 Ağustos 23 Ağustos arasında ben burada ve kendime ait olan sularda istediğim gibi hareket ederim ve müdahale edeni de vururum diyorsun. Devlet budur. Devletimiz bugün devlet vasfını tam anlamıyla yerine getiriyor. Ben ta şöyle tarihe bakıyorum, Çaka Bey'i hatırlıyorum. Bakınız 1071'de biz nereye girmişiz? Anadolu'ya. Alparslan Anadolu'nun tapusu deriz 1071. 10 yıl geçti 1081. Nedir 1081? Deniz kuvvetlerinin kuruluşudur. Bakın bir 10 sene sonrasında bugün Bizim deniz kuvvetlerimiz kuruluş yılı olarak 1081'i kutlar, kabul eder. Nedir 1081? Çaka Urla'da, Çeşme, Foça yani İzmir ve çevresinde devletini kurduğu andır. Bir deniz devleti oluşturuyor Çaka Bey. Deniz kuvvetleri oluşturuyor ve Bizans donanmasını da mağlup ediyor. Bakın, Çaka bizim denizle ilgimiz. ve daha sonra da Osmanlı Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığının ertesi yıllarında ilk işi Adalar Denizi'ndeki bütün adaları Osmanlı'ya bağlamak oluyor. Çünkü o denize hakim olmadıkça karaya hakim olamazsın. Söz sahibi olamazsın. O sebeple denizdeki haklarını çok iyi savunmak zorundasın. Bizans ne yaptı o yıllarda? Çaka Bey'i kiminle ortadan kaldırdı? Unutmayacağımız bir husus daha. Anında Bizans entrikası devreye girdi. Ve Çaka Bey'i damadı birinci Kılıç Arslan'la arasını açtı. Ve hatta yine %99 ihtimal bizzat Çaka Bey'i birinci Kılıç Arslan tarafından yani damadı tarafından zehirlenerek ortadan kaldırıldı. Mesele ne? Mesele birlik ve beraberlik. Mesele Türkiye'nin milli davaları olduğu zaman devletimizin orada hep birlikte bulunabilmek. Aksi halde ne olur? Daha geçtiğimiz günlerde gördük. İşte Fransa, yani bugün Yunanistan'ı bir Yunanistan zannetmeyin. Pençesini pençeni vurduğu an Türk pençesini yediği an nerede yaşadığını bile unutur. Ama arkasında kimler var? Hangi güçler var? Fransızlar mı? Amerikalılar mı? Almanlar mı? Unutma. Arkasındaki o büyük gücü unutursan neye düşersin? İşte geçtiğimiz hafta Macron nereye gitti? Beyrut'a gitti, Lübnan'a gitti. Ve Lübnan'da Lübnanlılara dedi ki: "Değiştirin siyasetinizi. Değiştirin politikanızı. Bu siyaseti artık görmek istemiyorum. Size 1 Eylül'e kadar müsaade ediyorum." Bunların gözü Ankara'da, bunların gözü İstanbul'da, bunların gözü Ayasofya'da, bunların gözü Türkiye'de, vatanımızda. Macron gelmesin dersen bir ol, beraber ol. Yoksa gezi verirler burada. Bunları unutma. Tarihimizi, tarihini asla unutma. Oyunlara gelme. Bir ve beraber olmayı iyi bil. Kim ki kaldığı ikilikte yar değil, yoğa saygıl sen ana kim var değil. İkilikte kalanı yerler, bitirirler. O sebeple bu hadiselerden gerçekten devletimiz yerinde adımları atıyor. Haklarımızı, hukukumuzu, devletimizin hukukunu hakkıyla gözetiyor. Cenab-ı Hak e, muzaffer eylesin, mansur eylesin. Orada bulunan askerlerimizi, kuvvetlerimizi, birliklerimizi e, her zaman e, düşmanın kem közünden, şerrinden muhafaza eylesin diyorum sevgili dostlar. Bizler de dualarımızla bir ve beraber oluşumuzla düşmana her zaman korku verelim diyorum ve bu birlik ve beraberliğimiz düşmanı korkutacak en önemli göstergedir diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlarım.